Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Renceylan. Bugün Age of History 2 İsrail serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayım. Geçtiğimiz bölümde İsrail devleti olarak Filistin'le, Ürdün'le, Lübnan'la, Suriye'yle yaptığımız savaşlar neticesinde topraklarımızı genişletmiştik ve büyük İsrail hedeflerimizi yavaş yavaş daha da yaklaşmaya başlamıştık. Ama hala yeterli değil. Hala bizim çok daha fazla ekonomiye, çok daha fazla toprağa, çok daha fazla askere, çok daha fazla efendim şu anda devletin dostluğuna ihtiyacımız var. Çünkü bu hedefimizi tek başımıza direkt olarak yapabilecek kadar güçlü değiliz. Çünkü Türkiye gibi güçlü devletler var ve bu devletleri yenebilmek tek başımıza pek mümkün gözükmüyor. Bu yüzden İsrail devleti olarak şu anda İran'la dostluk anlaşması yapmaya çalışacağım. Ve onun dışında Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefikliğini aramaya çalışacağım. Biz bunu neden ilk bölümde yapmadık bilmiyorum ama Amerika'dır, Birleşik Krallık'tır. Birleşik Krallık'ın içinde bir İspanya çıkmış. İspanya'yla da kuralım hatta güzel ilişkiler. Kendisi komünist bir kardeşimiz. Rusya dayağı yemiş. Vallahi güçlülerden kim var abi? Güçlülere bakalım. Çin var. Çin'le biraz güzel ilişkiler kurmaya çalışalım. Böyle devletlerle güzel ilişkiler kurmaya çalışacağız ki bizi zortlatmasınlar. İran'la şu an kötü ilişkilerimiz var. İran bana saldırırsa direkt olarak maalesef zortlarız. Bu yüzden umarım İran bana saldırmaz. İran bana saldırmasın diye kardeşim dua ederim. Yoksa sonumuz bizim ağlama duvarında biter. Bunun olmasını istemiyorum. Bu yüzden umarım İran bana saldırmaz. Lütfen saldırma kardeşim İran. Aramız bozuk ama kanımız değil bak. Arada birbirimize mizahi şakalar yapıyorduk. Ben sana nükleer atarım. Sen gidersin oradan balistik atarsın. Yani ara ara böyle şakalar yapıyorduk. Ama şaka sadece yani. Tamam mı İran kardeşim bak. Şaka olduğunu unutmayalım. Biz birbirimize şakacılık. Ya olur, olabilecek şeyler abi, şaka yaparız yani, ne olacak canım benim? İran kardeşim. Tamam. Tamam canım. Sakın. Sakın bana saldırma, ben de sana saldırmıyorum. Biz seninle dostane bir şekilde güzel ilişkiler kurmaya devam ediyoruz, tamam mı canım? Pek dostane değil ama ilişkiler kuralım. Dostane ilişkilerimiz yok şu an ama İran'ın düşmanları kim? İran Türkiye ile kötü ilişkiler içerisinde. Ben Türkiye'yi şu anda dost olarak kendime alsam, İran bana saldırdığında en azından götümü korusa bence mantıklı olur. Zaten son zamanlarda İsrail'le olan ilişkiler normalleşti. Daha da iyi durumlara gelmeye başladı yavaş yavaş ilişkiler. Bana çok mantıklı geldi. Lan oğlum hemen geldi, benim torpaklarımdan geçiyor ya. Bak toprak değil, torpaklarımdan hemen geçmeye başladı. Mozambik'te ne işimiz var abi biz? Abi Libya falan neyse de Mozambik'te harbiden ne işimiz var abi? Abi Libya'da ne işimiz var demedik ama harbiden Mozambik'te ne işimiz var abi o kadar da... Abi Kenya'da ne işimiz var abi? Recep Vedik orayı aldı zaten. Hocam konunun sana hiçbir alakası yok bak. Bak Recep zaten halletti hocam orayı bak. Sen gitme. Sen gitme abi. Ulan selam verdik borçlu çıktık anasını satayım ya. Vallahi selam verdik borçlu çıktık. Yazıklar olsun ya. Kınıyorum sizi ya. Kınıyorum ya. O kadar kınıyorum ki barışçılığımı şu anda bozmak üzereyim bakın yani. Çok ciddi bir şekilde kınıyorum abi bak. Kabul edemem böyle bir şeyi ben ya. Allah Allah, rezillik. Rezillik ya. Şurayı da hemen halledelim. Hocam. Hocam. Heh. Selamun aleyküm kardeşim. Aleykümselam. Aleykümselam. Güzel hallettik. Yuvaya geri dönün. Ocağa hoş geldin yavru kurt. Abi şuraya bir geçelim. Buranın bence daha iyidir. Yok şurası daha iyiymiş. Bizim Kapitol bayağı bir bize orduyu besliyor. Fena iyi bir derecede besliyor ha ordu. Orada güzel. Bak bir yere kaydırıyorum 20 bine düşüyor gelir. Oraya çıkarıyorum hayvan gibi yükseliyor. Bu bizim için çok güzel bir şey abi. Güzel güzel. Güzel. Güzel de asimilasyon niye yapamıyorum? Çünkü diplomatik puanım yok değil mi? Abi İran'la ilişkileri geliştireceğiz diye şu an asimilasyon yapamaya başladık. Olur olur. Olur. Bazı şeyler daha önemli arkadaşlar. Bazı şeyler daha önemli. Devletimizin bekası için maalesef sevmediğimiz bir devlet olan İran'la da ilişkilerimizi geliştirmek zorundayız. İsrail devleti olan. Hoş geldin abi. Bunu nasıl başardın? Az önce bir böyle fethettiğini gördüm. Sonra bir Türkiye düş, sonra bir şey. Kolay gelsin abi. Kolay gelsin. Vay esin abi. Oğlum. Lan. Mozambik. Nasıl lan? Nasıl oğlum? Lan.
Ne oğlum, Mozambik'sin lan sen. Sen Mozambik'sin oğlum. Oğlum haddini bil lan. Ana. Mozambik'e bak lan. Oğlum. Mozambik. Oğlum dalga geçtik. Kenya menya dedik, dalga geçtik adamlarla, adamlar. Adamlar yok etti la Türkiye'yi. Oğlum benim yapamayacağım şeyi adamlar yaptı la. Helal olsun kardeşim. Of, 1.15 oldu lan teknolojimiz. Oh, teknolojik yatırımlar hocam. Eğitim, eğitim önemli. Eğitim önemli. Nüfus önemli. Bas. Teknolojide biz geride miyiz bakalım be. Oha, Ermenistan 1.7 olmuş. Ermenistan nükleeri açmış lan. Ermenistan nükleeri açmış. Biz niye açmıyoruz o zaman kardeşim? Biz de açalım. Bizim başımız kel mi? Bizim başımız kel mi kardeşim? Biz de açacağız nükleeri. Dur dur. Ama önce dur. Önce asker. Önce asker kardeşim. Her İsrail'de asker var. Bu önemli. Bu önemli. Araştırmalarımıza devam edelim. Nükleeri açarsak belki rahatlarız. En azından İran götümüzde durup habire bizi tehdit etmez. En azından böyle bir bizim için şey olur. İyi bir durum olur. 1.19 olduk bile. Teknolojide biz kaçıncı sıradayız? Biz sırada yokuz. Biz yokuz biz. Bizim varlığımız sorgulanıyor şu anda. Abi o zaman bizim yatırım yapmamız lazım. Ama yani yatırım yapmak mı, savaşmak mı? Aa, İran'la güzel ilişkiler kurmuşuz lan İsrail olarak. Güzel. Güzel. Şu an çevremizdeki birçok ülkeyle güzel ilişkiler içerisindeyiz zaten. Mozambik. Kolay gelsin abi. Mozambik abim var ya, çok delikanlı abimdir abi. Türkiye kendine göre adamın bir gücü, kudreti, bir şeyler var herhalde demek ki. Adamın bir bildiği var abi, adamla şey yapmayalım. Savaş mı yoksa ekonomi mi diye söylendi bize. Biz ekonomiyi seçtik abi. Neden? Çünkü biz barışçıl bir insanız. Biz barışçıl bir insan olduğumuzdan direkt düşünmeden ekonomiyi seçtik. Abi Libya'da ne işimiz var dedik, adam gitti Libya'ya ya. Oo yaş. Bizim dostlarımız niye böyle ya? Bizim dost. Hocam şurada bir kırmızılık var. Mısır'a da girmek mecburiyetindeyim diyeceğim. Mısır zaten bana girdi. Mısır zaten bana... Evet. Evet. Hocam, askerleri çeker misin oradan Libya? Libya çek oğlum oradan. Abi yalnız savaşı sen açtın, bunlar bana saplıyor bak. Bak hocam bu ayıptır. Hocam yardım et. Hocam savaşın taraftarı ben değilim. Biz altta kalıyoruz ya. Böyle saçmalık olmaz ama bak, ben bunu kabul etmiyorum. Sayın Libya. Sayın Libya. Abi bu savaşı açan Türkiye. Gidin ona saldırın ya. Benim ne alakam var abi? Abi benim konuyla alakam yok Allah aşkına ya. Bakın benim konuyla hiçbir alakam yok. Ben barışçıl bir adamım. Ben barışçıl bir adamım abi. Benim konuyla alakam yok. Beni bırakın ya. Heh, nasıl koydum ama? Nasıl koydum? Dur bakayım, sizi bir çevirmeye alayım da. Sizi bir kumpir tepsisi yapalım burada. Dur bakalım dur. Dur bakalım dur siz. Siz kardeşim. Siz kardeşim. Ölmeyi bayılmak mı zannettiniz ha? Gel bakalım gel. Gel bakalım gel delikanlı. Nasıl koydum? Oğlum bak. Bunu zaten 100 yıl önce denediniz kardeşim. Ama 100 yıl önce daha fazla bir şekilde denediniz. Çok daha fazla devletle denediniz. Çok daha fazla askerle denediniz. Çok daha fazla tankla denediniz. O zaman da koydum, bu çölleri ele geçirdim. Şimdi de koydum bak. Nasıl koydum? Nasıl koydum? Adam olun. Adam. Hocam başkentimi bırakır mısın? Başkentimi bırakır mısın? Rica ediyorum. Yani, rica. Bırakmak zorunda değilsin tabii ki de yani canım. Zorunda değilsin de yani, bırakırsan benim için çok tatlı bir şey olur. Yani, rica olarak algılayalım. Emir değil. Emir telakki etmiyoruz sana bak burada. Emir telakki etmiyoruz. Rica tamamıyla kardeşim. Kaybolla. Hocam yalnız Türkiye şurada bir adam ağzımda sıçıyor ya, bir şeyler yardım et. Abi benim hızlı bir şey... Lan Mozambik... Oğlum Mozambik'ten askeri geçiş izni alınmış, güzel. Oğlum hemen bizim Mısır'ı düşürmemiz lazım. Hemen Mısır'ı düşürmemiz lazım aga. Çünkü şu anda Türkiye zorluyor. Türkiye zor... Abi ben Türkiye'yi niye dost aldım kendime ya? Keşke dost almasaydım gerçekten. Samimi söylüyorum. Mısır'ın zaten fazla askeri kalmadı. Ben bunu böyle saldırarak düşürürsem, ki yapabileceğime inanıyorum, Türkiye rahatlar.
bir şeyler başarırız. Abi Türkiye'yi dost aldığım güne lan düştü güzel. Askeri kalmamıştı. İyi. Askeri bittikten sonra bunu hallettik. Libya'ya gideceğiz şimdi. Libya'nın da başkente girersek bence Libya'da gider çünkü Libya'nın topraklarında askerler yok. Libya'nın topraklarında asker kalmadı abi. Güzel. Abi bizim başkent girerse biz de düşebiliriz. Şu anda askerler full ülke dışında. Benim de düşmeme çok fazla bir şey kalmadı. O yüzden rica ediyorum Türkiye biraz yardım et. Türkiye'ye rica ediyorum biraz yardım et. Türkiye'ye yardım et. Bu arada bu şey savaşını kazanmamız bizim için çok güzel oldu, Mısır savaşını kazanmamız. Çünkü Büyük İsrail'de bu topraklar da gerekli. Yani gereklilik olan toprakları aldık. Bu bizim için çok güzel oldu ama her güzelliğin altında bir sıkıntılar da bize çıkıyor sonuçta. Şu an Libya sıkıntımız var. Türkiye'ye ne oldu abi bu? Türkiye'nin nasıl bu kadar zayıfladı ya? Bu adam az önce süper güç Hulk'tu abi bu adam. Bu adam gelene geçene artistik yapıyordu abi. Kenya'ya falan gidiyordu bu adam. Bu adam az önce Kenya'daydı abi, görüştük. İletişim kurduk orada. Kenya'da istihbarat topluyordu abi, o görevdeydi adam. Şimdi bir baktım Ankara'yı kaybetmiş. Yani kınıyorum. Kınamak dışında elimden yapabileceğim hiçbir şey gelmiyor. Aslında bunu satıp dalardım. Ama savaşa ben zoraki bir şekilde katıldım. Yani savaşa beni zorla katmasalardı ben satıp Türkiye'ye girerdim. Oradan alacağım topraklar vardı ama mecburen şu an yanında olmak zorundayım. Tobruğu düşürdük bu arada da adam düşmüyor. Adam düşmüyor abi. Hadi kardeşim düşer misin lütfen, daha ne kadar toprak alalım ya. Askerin de kalmadı zaten. Askerlerini burada kardeşim yok ediyoruz bak. Görüyor musun bak, muhlama oldu askerlerin kardeşim. Bitti oğlum bunların hepsi. Bitti. Hadi teslim ol kardeşim. Seri. Hadi. Hadi canım. Hadi canım. Hadi canım. Bence Sirte'ye girersek düşer. Bence Trablus'a girersek düşer. Trablus'a girdiğimizde zaten adam bitmiş olacak abi. Hocam düşsene. Düşsene kardeşim. Düşsene. Devrilir misin artık? Lütfen bayım, devrilir misiniz artık? Askerleri geriye çağıracağım. Çünkü bitti savaş. Savaş bittiği için askerleri geriye çağırmam lazım, yoksa ülke dışında kalacaklar. Ülke dışında kalmalarını istemem. Bu yüzden hemen hızlı bir şekilde askerlerimi olağanüstü bir şekilde, hızlı bir şekilde abicim çağırıyoruz. Geri topraklarımıza çağırıyoruz. Ve sonrasında anlaşmayı yapacağız. Yani nükleer teknolojisini alırsak bizim için çok güzel olacak. Türkiye'nin de bayağı askeri varmış bu arada da. Fena hızlı bir şekilde çıkarmaydı galiba. Ondan dolayı mı oldu anlamadım. Birden pataklanmıştı çünkü. Ama iyi yardım ettik. İyi savaştık abi. İyi savaştık. Vallahi çok iyi savaştık. Şimdi askerler geldi. 186 yıldızın var ve yıldızların tamamı bende. O zaman kardeşim öncelikle ekonominin güzel olduğu yerlerden, çıtır çıtır yerlerden alalım. Sonra Büyük İsrail için neler gerekli? Bir ona bir bakmak lazım. Öncelikle bir bakalım kardeşim. Şurası tamam. Tamam, oralar bizde zaten. Ora bizde. Şimdi bu Mısır'ın güzide topraklarını almak istiyorum ben. Şöyle şurayı da alsam. Aslında şöyle bir şey yapacağım ya. İkiliyi alsam yine bir yıldızım eksik oluyor. Şurayı almazsam Büyük İsrail projesi gerçekleşmiyor. Bunu al. Şöyle yapalım. Bence bu güzel. Şu aşağıdan toprakları almayacağım. Sınırdaş olmak istemiyorum başka bir devletle daha. Ki Etiyopya çok büyük bir devlet olmuş. Etiyopya ile gidip sınırdaş olmak gibi bir niyetim yok. Şuradan toprak alabilirim de sınır güzelliği bu sefer kötü gözükür. O yüzden anlaşmanın en iyisi budur abi. En iyi anlaşmanın bu olacağına karar verdim. Ve anlaşmamızı an itibariyle yapıyoruz. Hemen topraklarımızı asimile edelim. Hızlı bir şekilde. Bu asimilasyonları otomatik de yapabiliriz de. Lan buradaki askerler gitti be. Bunları getirmemiş miyim? Asimilasyonları otomatik yapsana. Otomatik asimilasyonları başlat, beni uğraştırma kardeşim. Beni uğraştırma. Biz başkan olarak daha önemli işlerle uğraşmak mecburiyetindeyiz. Abi Mozambik. Mozambik, sen de güzel ilişkiler yapalım. Mozambik bize sorunlar yaratacak. Nüfusun 2,5 milyona ulaştı İsrail olarak. Güzel. Mozambik'e de bir girersek bence Türkiye ile birlikte de güzel olacak. Yani Mozambik'e benim girmem gerektiğini düşünüyorum ben abi. Mozambik bizim için burada bir engel neticesi. Ney?
Myanmar kolay gelsin abi. Anlaşmayı yapalım, yorma beni gözünü seveyim. Yorma beni dedim. İlla yoracaksın yani. İlla birbirimize silah çekeceğiz. İlla bunu yapacağız yani, değil mi? Abicim gerek yok. Gerek yok. Şurada, şuraya çıkacaktır bu. Buraya tüm askerleri gidip yollarsak ekonomiyi felç ederiz. 5000 kişi yeter. Abi gözünü seveyim bak. Yeterince savaştık zaten. Daha fazla adam şey yapmayalım. Oğlum liman burada değil mi? Liman nasıl mağanda? Şimdi o zaman şöyle bir şey yapıyoruz. Balıkçı iskelesi kuruyorsun kardeşim şuraya. Sen de şuraya geçiyorsun. Buradan herhalde şuraya geçiş yoktur. Denize çıkıp o adamın ikmalini kesiyoruz abi. Denize 10.000 kişiyle çıkıyoruz. O adamın ikmalini kesiyoruz. Ve o adamı bitiriyoruz abi, tamam mı? Ordu bakımına, bizim ordu bakımına verdikçe niye şeyimiz, gelirimiz düşüyor lan? Ordu bakımına puan verdim, artması gerekmiyor mu? Artması gerekmiyor mu abi? Şimdi giriyoruz bakalım bu arkadaşın ordusunu imha edelim. Ya gözünü seveyim artık, yeter ya. Yeter ya. Bezduk da. Denizde bir ordum vardı. Artık yok. Ha artık. Artık ordumuz. Sizlere ömür. Maalesef. Oğlum ya bu ne ya? Savaşlarla bıktık lan, bizi salın lan. Salın oğlum bizi la. Allah Allah. Myanmar oğlum, senin burada ne işin var? Ben sana bir şey de demedim. Bir şey de yapmadım ben. Abi benim seninle bir derdim yok. Vallahi yok. Billahi yok. Ya Myanmar gözünü seveyim abi. Güldük eğlendik. Gider misin ülkem? Hayda. Düşeceğiz bu arada. Myanmar bizi yenecek. Bizim dosta ihtiyacımız var. Irak. Zor günlerin adamı. Kardeşim hoş geldin ocağa. Ocağa hoş geldin yavru kurt. Gel bakalım gel. Nasıl oldu lan bu? Hayda. Oğlum. Lan. Adamlar zortlattı bizi abi. Ya oğlum ya. Böyle saçmalık mı olur? Hemen 2 dakika şafak operasyonuyla gittiler ileriye. Hızlıca toprak ele geçirdiler. Düştük. Böyle saçmalık olmaz ya. Böyle saçmalık olur. Dur. Dayanacağız dur. Dur. Bekle. Bekle dayanacağız. Karabaş. Seninle ittifaklık anlaşmasını yapmadık mı hala Karabaş? Gel abi şuraya. Gel abi. Gel. Abi kim bu ya? Özbekistan kim ya? Özbekistan kim ya? Kardeşim Özbekistan'ı sen niye dinliyorsun? Gel sen beni dinle. Beni, bu davada sana ihtiyacımız var. Suudi Arabistan gel bari sen gel. Bari sen gel. X-Kral TR gel kardeşim şuraya. Gel. Bitiyoruz gel. Ölüyoruz. Bittik oğlum gel. Gel ülke gidiyor. Ülkeyi söküp götürüyorlar abi. Ya abi o kadar devletle savaştık. Myanmar'a yenilmemize inanamıyorum yalnız ya. Oğlum yenileceğimiz bir devlet varsa o Myanmar değil. Ne bileyim, o kadar savaştığımız devlet, onlardan birine yenilmeliydik yani. Myanmar değil ama yani. Myanmar değil yani. Kardeşim. Seni bir savaşa çağıracağız. Gel bakalım. Selamünaleyküm. Hoş geldin. Abi bu savaşta bana yardım etmek zorundasın. Zorundasın çünkü seninle dostuz. Onun dışında hiçbir zorundalığın yok ama bence edersin yani. Etmelisin yani. Etsen iyi olur aslında. Abi ülkeyi söküp götürdüler az önce adamlar. Asker masker kalmadı kardeşim. Bu ne ya? Myanmar falan ne boktan ülke bunlar ya? Ya bizi bırakın ya. Bizi bırakın ya. Allah aşkına asker masker kalmadı ya. Abi her İsrailli asker doğar dedik. Ülkede asker kalmadı. Demek ki doğan İsrailli kalmamış kardeşim. Allah Allah. Abicim anlaşmayı yes okey de bitirelim hadi. Bu sefer Türkiye kabul etmiyor. Neyse en azından beni kurtardı Türkiye. En azından vallahi yaşadık lan. En azından bizi kurtardılar. Aslında ben kendi çabalarımla kurtuldum tamamıyla, hiçbir yardım bizim kurtarılmamıza etki etmedi. Biz tamamıyla kendi başarılarımızla kurtulduk. Bunu da es geçmeyelim. Kendimiz kurtulduk abi, bizi kimse kurtaramaz. Biz kendi kendimizi kurtarırız. Bunu her zaman söylemek, dile getirmek lazım. Elimizde asker falan kalmadı. 37.000 kişilik askerimiz olduğu söyleniyor. Nerede abi? Nerede hocam? Hocam o 37.000 kişi neredeyse bize de söyleyin. Bize de söyleyin, biz de bilelim abi. Biz de bilelim yani bu askerler nerede? Hocam
Irak'la da bir dostluk mostluk. Irak'ı benim dövmem lazım. Irak'la dost değil de Irak. Irak'ı benim dayak arsızı yapmam lazım. Başka türlü olmayacak bu iş. Benim yakınlarda çok düşmanım var. Mısır falan, bunlarla dostluk anlaşması yapalım. Yani yakınlardakilerle dostluk anlaşması yapıyoruz. Adam 3000 kilometreden gelip bize dalıyor. Bak şimdi burada olduğu gibi. Bak şekil ağda göründüğü gibi. Geldi Meksika bana daldı. İzlanda geldi bana daldı. Şimdi ben bu dostlarımı çağırmayınca eninde sonunda benim ağzıma vuruyorlar. O yüzden dostları çağıracağız abi. Maymunlar birlikte güçlü olmak kardeşim. Kardeşim bizim dostlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Sen kimsin lan? Bu kim oğlum? Sen kimsin oğlum? Oğlum senin konuyla ne alakan var? Allah aşkına bak. Kudüs düşerse düşmeyeyim lütfen. Kudüs düşerse düşmeyeyim, tamam mı? Kampına sikiyim. Yapılan işe bak. Ya abi ben şuradan bekliyordum. Bosna ne zaman geldi savaşa? Bosna yoktu abi. Bize verilen malumat. Böyle kolay düşünür mü ama ya? Daha ordum vardı benim. Evet. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere dostlar. Bu ülkeyi bir sonraki bölüm adam edeceğiz. Size söz veriyorum. Bir sonraki bölüm. İnşallah.